Ankara'dan geliş İstanbul istikameti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Tem Otoyolu geçişinde bulunan Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kara İsmailoğlu, kar yağışı nedeniyle hava, demir ve karayollarında hiçbir sıkıntı olmadığını belirterek, 12 bin personel, 13 bin araçla ülkenin her yerinde yolları güvenli şekilde açık tutmak için canla başla özveriyle çalışan bir ekipleri olduğunu aktardı. Ziyaretinde karla mücadele çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, binanın girişinde yer alan Tem Otoyolu Boludağ geçişinin maketini inceledikten sonra karayolları yetkilileriyle yaklaşık yarım saat süren bir toplantı yaptı. Burada bir dere var sanırım. Bakan Kara İsmailoğlu, toplantının ardından yol güzergahının 93 kamerayla izlendiği kamera kontrol odasında açıklamalarda bulundu. Kara İsmailoğlu, özveriyle çalışan bir ekibe sahip olduklarını vurguladı. Bu akşam Bolu Dağı'ndayız. Bolu Dağı Tünel İşletme Merkezi'ndeyiz şu anda. Malumlarınız cumartesi gününden itibaren ülkemiz genelinde önemli bir oranda bir kar yağışı var. Birkaç yıldır beklenmeyen bir şekilde aslında beklediğimiz, arzu ettiğimiz kar gelmiş bulunuyor ülkemize. Ülkemize Edirne'den Hakkari'ye kadar her kesiminde kar etkili olmakta. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayollarında, hava yollarında ve demir yollarını açık tutmak için bütün bir ekip olarak canla başla çalışıyoruz. Tabi burada en büyük iş karayolu personelimize düşüyor, karayolu genel müdürlüğüne düşüyor. Burada da 12 bin personel ve 13 bine yakın aracımızla birlikte ülkemizin her noktasında yolları güvenli bir şekilde açık tutmak için canla başla çalışan çok özverili bir ekibimiz var. Onlara buradan hepsine selamlar gönderiyorum, teşekkür ediyorum bütün vatandaşların, bütün milletin adına. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin her tarafında 68 bin kilometrelik yolun anlık olarak izlendiğini de ifade etti. Bizim karayollarında özellikle Türkiye genelinde 400 tane merkezimiz var. Bu işleri yönettiğimiz 400 merkezimiz var. Bunlar da bölge müdürlüklerindeki merkezlere bağlı ve genel müdürlüğümüzdeki merkeze bağlı. Anlık olarak Türkiye'nin her tarafındaki yollarımız, 68 bin kilometre uzunluğundaki yollarımız anlık olarak izlenmekte ve buradaki duruma göre de müdahale edilmektedir ve bunlar bir merkezden yönetilmektedir. O yüzden vatandaşlarımız güvenli seyahat etmeleri konusunda büyük bir özverili bir çalışma var. Sadece dün pazar günü Düzce kesiminde zincirleme meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle bir sıkıntılar yaşadık. Burada da tamamen kışa uygun olmayan lastiklerle hareket eden tırların meydana getirdiği bir kaza nedeniyle olmuştu bu. Onun dışında ülke genelinde çok ciddi bir durum yok. İş kontrol altımızda, kontrol alanımızda bütün vatandaşlar, bütün elemanlarımız, ekiplerimiz bütün solüsyonlarını tuzlarıyla birlikte, araçlarıyla birlikte bütün ekiplerimiz arazideler ve teyakkuz halindeler. Kar ve tifinin yoğun olduğu saatlerde yola çıkılmamasını tavsiye eden Bakan Kara İsmailoğlu, can güvenliği için araçlarda mutlaka zincir bulundurulması gerektiğini kaydetti. Ben vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu saatlerde çok zaruri olmadan, o çok zaruri değilse yola çıkmamalarını, yola çıkmaları gerekiyorsa da özellikle kış lastiği olmadan kesinlikle yola çıkmamalarını ve zincir bulundurmalarını mutlaka gerek diyorum. Çünkü bu hem kendi hayatları, kendi can güvenlikleri ve çalışanlarımızın da can güvenlikleri için çok önemli. Şu an için Türkiye genelinde karayolları, hava yolu ve demir yolu açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız teyakkuz halindeler. Herhangi bir olumsuz duruma karşı da müdahale ediyorlar. Ben yine burada çalışan canla başla, gece 24 saat çalışan bütün çalışma arkadaşlarımıza sizlerin aracılığıyla tekrar teşekkür ediyorum. Bakan Kara İsmailoğlu ziyaretinin sonunda karayolları personeline çorba ikram etti.